Kurumsal Kanal'ın değerli aydınlık yürekli izleyenleri. Bu haftaki Kitap Aşkı programında sevgili Alev Coşkun'la birlikte, İlhan Selçuk'un yakın dostu Alev Coşkun'la birlikte aydınlanma bilgemiz, aydınlığımızın ışıklı penceresi İlhan Selçuk'u özlemle, saygıyla anacağız. 68 kuşağının yetişmesinde bilgelikleriyle, gerçek gazeteci tavrıyla var olan ve son soluğunu verene kadar Cumhuriyet devrimlerinin kararlı savunuculuğunu yapan İlhan Selçuk, ülkemizin Anadolu toprağını yetiştirdiği büyük bir bilgeydi. Kimdi İlhan Selçuk? Önce bir sorunun kısa yanıtını almaya çalışalım. Türkiye Cumhuriyeti'nden 2 yaş gençti. Ömrünü adadığı yazın serüveninde Cumhuriyet'le özdeş bir isim oldu. 45 yıldır haftanın 6 günü hiç aksatmadan gazetesindeki köşesinden okurlarına bir pencere açtı, fikirlerini o pencereden Türkiye ile paylaştı. İlhan Selçuk 1925'te Aydın'da doğdu. Çocukluğu subay olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre avukatlık yaptı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında abi Turhan Selçuk'la birlikte 41,5 adlı mizah dergisini çıkardı. Ardından Dolmuş dergisi geldi. İlhan Selçuk adı duyulmaya başlandığı sırada askere gitti. Terhis olup İstanbul'a döndüğünde ne iş yapacağına karar vermişti. Gazeteci olacaktı. Gazetecilik ona uzun ve zorlu bir mücadelenin kapısını açtı. İlk iş yeri Akşam Gazetesi'ydi. Oradan Tanin, ardından da sol eğilimli Vatan Gazetesi'ne geçti. Tanınmaya başladığı dönemde Nadir Nadir'in teklifini kabul etti ve sonradan ismiyle özdeşleşecek Cumhuriyet Gazetesi'ne yazar oldu. Bu dönemde Doğan Avcıoğlu'nun Yön Dergisi'nde de yazıları yayınlanıyordu. Yön Dergisi kapatıldı, Doğan Avcıoğlu Devrim Dergisi'ni çıkardı. İlhan Selçuk Devrim Dergisi'nde yazmayı sürdürdü. Yazılarında Cumhuriyet devriminin savunuculuğunu yapıyor, çok partili rejime karşı tereddütlü bir yaklaşım sergiliyordu. 12 Mart darbesinde İlhan Selçuk Devrim Dergisi'nden ayrılalı çok olmuştu. Ancak hedef olmaktan kurtulamadı. İhtilalle yönetime el koymak isteyen juntanın içinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Erenköy'de dönemin ünlü işkence karargahı Ziver Bey Köşkü'ne götürüldü. Ziver Bey Köşkü'nde işkence gördü. Mahkemedeki savunması sırasında ifadesinin işkence altında alındığını kanıtladı. Sonunda beraat etti. Türkiye onu polislerin arasında son olarak 12 Mart'tan 37 yıl sonra Ergenekon tertibi kapsamında sorguya giderken gördü. 1 Mart'ta sabaha karşı 4.30'da evinden alınıp yaklaşık 40 saat sorgulandı. Ama kendisini tutuklatan savcılara açtığı tazminat davasını da kazandı. İstanbul 5. Asliye Mahkemesi, özel telefon görüşmelerinin iddianamede yer almasını tecavüz olarak değerlendirip kınanmasına karar verdi. Selçuk, kararın gazetelerde de yayınlanmasını talep etti. Selçuk, Ergenekon tertibinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan kısa bir süre sonra da kalp krizi geçirerek ameliyat edildi. Selçuk, ameliyatından kısa bir süre sonra bu kez de kısmi felç geçirdi ve tekrar hastaneye yatırıldı. İlhan Selçuk ameliyata girmeden önce Cumhuriyet gazetesindeki köşesi pencereden okurlarına şu sözlerle veda etti. Pazartesi günü yürekten ameliyat olacağız. Söylenenlere bakılırsa epey gıllı gışlı bir operasyonmuş. Nalları havaya dikersek bozulmayalım. Olur böyle şeyler. Nalları dikmezsem daha görüşürüz. Dikersem her ne kadar kusurumuz da olsa affola. İkisine de eyvallah. Evet Alev Coşkun. Alev Coşkun, sizin de yeni kitabınız var. O kitabınızla ilgili de konuşacağız. Ama İlhan Selçuk'la başlayalım. Özlüyor tamam. musunuz İlhan Selçuk'u? İlhan Selçuk'u çok özlüyorum. Çok özlüyoruz değil mi? Sebebi şu. 1992'de Nisan ayının 12'sinde yeniden Cumhuriyet Gazetesi'ni yeniden yapılandırmak için İlhan Selçuk davet edildi emekçiler tarafından.
kurulan yönetim kuruluna beni de davet etti İlhan abi. Ve o tarihten ölünceye kadar demek ki 18 yıl her gün düşünün. Evet. En az 4-5 saat. Evet. En az. Evet. Beraber olduk. Çok konuştuk. Çok yararlandım. Çok sıkıntılı günler geçirdik beraber. Kararlar aldık. Bazıları var ki yani onlar çok önemli kararlar. Ne diyeyim ya, yani çok yüreğim dağlanıyor bazen. Evet. Ama onun gösterdiği yolda mücadeleye devam etmekten de onur duyuyorum. O yaşamınızdan o belli oluyor. 1978-79'da 3 kitap çıkardıktan sonra 97'ye kadar susmuşsunuz. 97'den sonra maşallah kitaplarınız ardı ardına geliyor ve yeni hazırlıklarınız da var. Yani yazmaya doymuyorsunuz. Halbuki biraz önce demiştiniz ki ben ömrüm boyunca bir kitap bile yazacağıma ihtimal vermiyorum. Vallahi şimdi bizim siyasi yaşamımız biraz hareketli bir siyasi yaşamımız var. Örgütçülük var. Tabii üniversitede hocalık da yaptım ama Cumhuriyet bana yepyeni kapılar açtı. Birikimlerimin doğal olarak yönlendirilmesinde çok yardımcı oldu. İlhan Selçuk'un çok büyük payı var. Bu o nedenle kitaplar gerçekten birbiri arkasında geliyor. Evet. Şimdi İlhan Selçuk'un kişiliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün umduğu bir Türk genci yaşamaktadır. Bizlere ne mutlu diyor Fazıl Südağlarca. Evet. Bir şair ancak böyle ifade edebilir değil mi? Çok yani, güzel. Bu bir kişilik olacak. O kişilik içinde yaşadığı toplumun gençliğinin geleceğini belirleyecek. Aynı Mustafa Kemal Atatürk de öyle. Yani, ve tabii Fazıl Hüsnü büyük şair. Evet. Yani bizim Türkçemizin ses bayrağı. Çok büyük bir şair. Evet. Yani ben onu Türkçemizin Nazım Hikmet gibi, onu da çok büyük bir şair olarak görüyorum. Elbette, elbette. Onun bu sözü çok önemli. Evet. İlhan Selçuk adını zamanların ötesine taşıyacak olan bir köşe yazarıdır diyor Vecihi Timuroğlu. Zamanların ötesine taşıyacak. Zamanların ötesine. Bu ölümsüzlük değil mi? İnsanın ölümsüzlük arayışı. Sonsuzluk işte. Sonsuzluk. Yani ölümsüzlük. Onun yazdıkları devam edecek. Evet. Kendisi şöyle diyor zaten. Onuru insan kavramından ayırmadan düşünmek gerekiyor. Bütün bir tarih insanın insanlaşması tarihidir. Ve insanın insanlaşmasıyla insan onurlanır. Onur insanın dışında ayrı bir kavram değildir. Dramatik bir kavram da değildir. İnsan, insan olarak her zaman her yerde hangi ırktan, hangi soydan, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi cinsten olursa olsun her yerde her şeye layıktır. Tarih bize öğretiyor ki insanın insanlaşması kolay olmamış. İnsanın dört ayak üzerinde yürürken, yerlerde sürünürken ayağa kalkması bile binlerce yıl almış. Ne binlercesi? On binlerce, yüz binlerce yıl. Bilinmeyen bir tarih. Bilinen dört ayak üzerinde yürüyen insanın bir gün dikilmesi. İnsana ayağı dikmek için ömrünü verdi diyebilir miyiz İlhan Selçuk için? İnsanın Türk toplumunda insanın insan olmasının sağlanması yönünde büyük mücadele vermiştir. Evet, evet. Doğrudur. Bu insan konusuyla ilgili şu anda bir anekdot aklıma geldi. Evet, İlhan Selçuk'la ilgili. Şimdi efendim biliyorsunuz 1991'de İlhan Selçuk 1962'de 63'te Pencere sütunu Cumhuriyet gazetesine açılıyor. Nadir Nadir kendisini davet ediyor. Çok genç o sırada. 30'lu yaşlarda. Evet. Ve bir sütuna sahip oluyor. Pencere. Evet. Hatta onun gelişiyle çok Babali'de o zaman ya nasıl olur bir genç bu kadar genç bir adam fıkra yazarı olabilir mi? Düşünceleri, tartışmaları da geçiyor. Şimdi düşünün 62-63 91 yılına kadar uzun bir süre 30 yıldan fazla. Evet. Nader Nadi ile beraber götürüyorlar. Evet. Nader Nadi'nin ölümüyle 91'in yaz aylarında Temmuz Ağustos ayında ölümünden sonra
Kasım ayında, 91'in Kasım ayında Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ideolojik bir çelişki, tartışma çıkıyor. Evet. Bir tarafta Cumhuriyet'i daha yumuşatmak isteyenler var. Hatta İngilizce bir de isim koymuşlar ona. Light Cumhuriyet. Light Cumhuriyet diyorlar. Bir de hayır, Cumhuriyet Atatürk ilkelerinden, sol değerlerden ayrılamaz düşüncesini savunan İlhan Selçuk'un arkadaşları var. Ve ondan sonra bu kavga, bu tartışma öyle bir noktaya geliyor ki İlhan Selçuk ve arkadaşları gazeteden ayrılıyorlar. Bu Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay sürüyor. Evet. İşte Nisan ayında, biraz önce söylediğim gibi Nisan ayında, 92 Nisan ayında tekrar emekçilerin, çalışanların ısrarıyla yeniden dönüyor İlhan Selçuk ve yeniden yapılandırıyoruz gazeteyi. İşte o iki Alevli de böyle konuşurduk. Bu dönem, bu 4 ay içinde çok çok sıkıntılı dönemler, zamanlar yaşadım. Karar. Evet. Çünkü çok talep var. Diğer gazetelerden talep var. Açık çek veriyorlar. Gel istediğini yaz, kaç para işte. İzdırap çektim dedi. Bu ızdırapları daha önce de çektim. 60 Mart, 12 Mart'ta da çektim. Evet. Ziver Bey'de de çektim. İnsan insanlığını ve diğer insanlarla ilişkisini sıkıntılı dönemlerde anlıyor dedi. Evet. Bak, insan insanlığını, evet, ve diğer çağdaşlarıyla, diğer insanlarla ilişkilerini, evet, bu sıkıntılı dönemlerde daha iyi anlıyor, insanlaşıyor dedi. Evet, evet. Bak şimdi aklıma geldi. Yani. Evet, evet. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi düşünsenize İlhan Selçuk'un o direnişini, Ziver Bey Köşkü'ndeki ızdıraplı direnişini düşünün. Izdırap onu konuşturmak istiyorlar. Ve bir ne diyorsunuz şeyde, edebiyatta egzoştiş mi? Şey, akrostiş. Yani ben işkence yani altındayım diyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi son Ergenekon'da kendilerini davet ettikleri zaman, çağırdıkları zaman o iddianameyi yeniden kurdular. Evet. Dediler bu kadar çok akıllı. Çok akıllı. Bu işleri bilir. Egzoştiş yazmıştır. Ve iddianamede şöyle bir paragraf var. İlhan Selçuk cep telefonu taşımıyor. Evet. Çünkü dinlenme ihtimaline karşı çok zeki, cep telefonu taşımıyor. Onun için o zaman örgüt üyesidir. Düşünün yani. Evet. Ya halbuki zaten İlhan Selçuk'un koruması var 24 saat. Polis yani. Evet. Zaten nereye gitti, ne yaptı her zaman belli, dakika dakika. Bu çelişkiye bak. Evet. Bu nasıl bir yaman çelişki bu ya. Evet. Ha. Yani. İlhan Selçuk böyle. Şimdi eğer izin verirseniz bir iki cümle daha sorayım. Tabii ki. Şimdi İlhan Selçuk bana göre sol değerler var Türkiye'de. Solcular var. Saygı duyuyorum. Atatürkçüler var. Aydınlanmacılar var. İşte İlhan Selçuk aydınlanma felsefesi, Atatürk çağdaşlaşması ve sol değerleri bir arada yaratabilen, bir araya getirebilen bir insan. Evet. Çok önemli. Evet. Yani ülkedeki hem sosyalistlerin hem kemalistlerin hem bütün aydınlanmacıların güvenini kazanmış. Güvenini kazanmış ama bunları formüle ediyor. Bakın tabii, bunları formüle ediyor. Tabii tabii. Bir şey daha söyleyeyim. Bir gün yine konuşuyoruz. Bu ikinci cumhuriyetçiler, eski Marksist falan. Ben dedim ki İlhan abi nasıl oluyor dedim bu. Hem bunlar solcu. Evet. Hem Marksist. Hem de Atatürk'e karşı ikinci cumhuriyetçi falan. Dedi ki eğer bir insan dedi aydınlanma felsefesini iyice özümsemeden, iyice öğrenmeden solcu olursa böyle olur dedi. Evet, evet. Bütün meselenin kökeninde aydınlanma felsefesi, evet, vardı dedi. Evet. Hegel de
Marx da aydınlanmayı çok iyi bildiği için o kitapları yazabilmiş. Onun üzerine inşa ediyorlar. Evet. Evet. Bakın evet. Ne güzel oldu yani. Evet. Bu Muzaffer İlhan Erdos diyor ki İlhan Selçuk insanı değiştirerek güzeltmenin kavgasını veriyor. Evet. Dünyayı değiştirme kaygısıdır onun düşünce dünyasının temelini oluşturan diyor. Doğru. Ve gerçekten de ta şeyden başlayarak Cumhuriyet döneminin neredeyse tamamını demek doğru olmaz belki ama 1950'lerden sonraki dönemiyle ilgili birinci dereceden tanıklık gerçek bir gazeteci olarak tanıklık yapan tabii bir şeyi de, aydınımız. Şimdi Yüzbaşı Selahattin'in romanını yazdığı için de evet. 1950 öncesini biliyor. İstiklal Savaşı'nı çok iyi biliyor. Kurtuluş Savaşı'nı da çok iyi biliyor. Bu Alpay Kabacalı demişti, ona da bir selam gönderelim buradan. Aydınlanmanın ışıklı penceresi demişti ona ve TÜYAP için hazırladığı kitapta Aydınlanmanın Işıklı Penceresi İlhan Selçuk adını vermişti. Evet. Programımızın sonunda da zaten TÜYAP'ta 1995'te TÜYAP'taki Onur Ödülü töreninde yaptığı konuşmayı kendi sesinden izleyeceğiz. Evet. Ülkemizin son yarım yüzyıllık siyasal kültürel tarihini İlhan Selçuk'un yaşamından ve yazdıklarından çıkarabiliriz. Bugün Cumhuriyet Kitapları bütün kitaplarını yayımlıyor. Onun makalelerinden, gazetedeki köşe yazılarından, yani pencereden damıttığı bütün yazıları, damıttığı diye özellikle söylüyorum. Çok gerçekten güzel. O kısacık 15-20 satırlık bir şeyde damıtılmış felsefi düşünceler öne sürüyordu bir bakıma. Evet. Ve bu anlamda bunun kitaplarından, İlhan Selçuk'un kitaplarından bunu görebilmek kesinlikle mümkün. Örneğin kitaplarının bir kısmının adını söyleyelim. Mustafa Kemal'in Saati, Yeni Krallar, Yeni Soytarlar, Atatürkçülüğün Alfabesi, Ağlamak ve Gülmek, Düşünüyorum Öyleyse Vurun, Görülmüştür, Japon Gülü, Duvarın Üstündeki Tilki, İskele Sancak, Sol Sağ Şeriat, Enel Hakkın Hakkı, Ergenekon Mergenekon, RT 14. Lüğimi, Eyvah Yine Biz Haklı Çıktık ve bir anı romanı, dediğiniz gibi Yüzbaşı Selahattin'in romanı, bir de Züver Bey Köşkü, o 12 Mart'taki işkenceyle ilgili yazdığı anılardan oluşuyor. Doğru. Ve İlhan Selçuk öyle bir şey ki Türkiye'de gerçekten siyasal tarih yazılırken herhalde ihmal edilmemesi lazım. Adı onun adı olmadan yazılmış bir siyasi tarih eski bir olamaz. Siyasal tarih olur diye düşünüyorum. Ve demin dediğiniz gibi kendisinden sonra gelen kuşakların insanlaşması için çok yazıyordu. Bir de kişisel ve insani ilişkileri de böyle. Herhalde yani şimdi birçok insan İlhan abi derdi ona, değil mi? Herkes. Ona adı İlhan abi. Yani. Evet. İlhan abi. Şimdi şöyle, hatta bir defasında Nadir bir gün gelmiş gazeteye. Tabii Nadir ondan çok yaşça büyük. Onu işe almış bir insan. Demiş ki İlhan demiş, bu işler böyle olmayacak. Bari ben de sana İlhan abi diyeyim demiş. Evet. Bu daha çok gol atacağız, daha çok gol yiyeceğiz, daha çok maç yapacağız, yeneceğiz. Yeryüzünün tarihi haklıların iniltileriyle doludur. Her haklı yenilgi tarihin bir sayfasını açar. Bu sayfalar birikir, yenile en sonunda yenilgiye uğraşır insan. Bu bir konuşmasında da bunu böyle insanların içini sızlatarak seslendirmişti. İlhan Selçuk. Ama çok güzel özetlediniz bunu. Evet, ama bir yerde kendi, mi yazıyor kendi musun? Bir yerde mi yazacaksın bunu? Bunu yayımlayacağım. Bu Aydınlık Aşkıyla kitabımın ikinci cildinin son yazısı İlhan Selçuk'la ilgili. Öyle mi? Burada yayımlayacağım. Evet. Çok güzel ama. Evet. Önümüzde şeyde daha mi uzun çıkıyor, bir süreç var. Cumhuriyet'te mi çıkacak? Diyor. Nerede çıkacak? Yazın basamayacaklar herhalde. Evet. İşte yaz sonuna doğru. Yaz sonuna doğru. Evet. Tamam. Önümüzde daha uzun bir süreç var. Acaba korkuyorum, ben de döner miyim, ben de satılır mıyım, ben de yıkılır mıyım? İzleyin, birbirimizi izleyelim. Önümüzde sınavlar var. O sınavları vermemiz gerekiyor. Yaratmak gerekiyor, yaşamak gerekiyor el birliğiyle diyor. Gerçekten korkunç bir dönem Alevi abi. Öyle bir şey ki Anadolu toprağı çok bereketli, aydın yetiştiriyor. Ama bu son yıllarda aydın kırılması, aydın dönekliği, aydın çürümesi, aydınların idiş edilmesi konusunda da bayağı bereketli bir dönem yaşadık, değil mi? Yaşıyoruz. Aydınlı dönekliği bereketi diyeceğim ben ona. Bereketli bir aydın dönekliği var. Evet, bu Atilla İlhan'ın da bir kitabı vardı. Dönek bereketi. Evet, dönek bereketi. Evet. Bir de şeyim vardır.
Allah rahmet eylesin. Hasan Yalçın'ın. Evet. Hasan Yalçın. Dönekler diye kitabı dönekler çıkmıştı. Bana da saygıyla aydınlıktan, aydınlıktan evet. Bak aklımıza evet. Geldi. İyi evet. Oldu yani. Bana Dönekler diye kitabı vardı gerçekten. Yani aydınların bu kadar hani halkın genel olarak cahilliğinden, bilgisizliğinden ya da çaresizliğin verdiği inançlara sığınmaktan dolayı din bezirganlarının arkalarına düşmüş olması açıklanabilir bir olay. Toplumsal bir olay. Evet. Şey anlaşılabilir. Ama işte o kravatlı aydınlar evet. Onları şey yapabilmek için, onları bir yöne doğru yönlendirmek için demokratik halkları bu yönde kullanıyorlar. Evet. Siyasete, evet. Dinin siyasete alet edilmesi. Evet, sevgili Alev abi. Canım sağ olasın. İlhan Selçuk çalışkandı değil mi? Çok. Ondan öğrendiniz mi çalışkanlıkla ilgili? Çalışkanlığı ben de ondan öğrendim. Şimdi, şimdi sepetteki lalelerle başladınız. Daha önceki kitaplarınızı saymıyorum. 78-79'da. He, onlar eski evet. CHP, Demokratik Sol, Birleşmiş Milletler'de Çin Demokrasinin Basın Özgürlüğünün Temel İlkeleri kitaplarınızdan sonra. Sepetteki lalelerle başladınız. Evet. 1997'de ve bu da makalelerden oluşuyordu. Cumhuriyet'te i̇şte Cumhuriyet'in çıkan makale. Yazılarım evet. Ondan sonra... araştırmalara başladınız. Ciddi araştırma demeyeceğim. Araştırmak zaten ciddiyet istediği evet. için. Yani araştırma. Kuvayi Milliye'nin kuruluşu. İşte Kuvayi Milliye'nin kuruluşu tabii çok şey. Yani bir başlangıç o. Çok evet. Önemli bir başlangıç. Evet. Tabii orada... Size araştırma keyfi de vermiş olmalı ki daha sonra araştırmalara girdiniz. Şimdi orada belgelere dayanarak 1919'da Yunan'ın emperyalist güçlerin etkisiyle onların yönlendirmesiyle şeye gelen Ege'ye gelen Yunan askeri güçlerinin ne karşı ilk Kuvayi Milliye hareketi yani bir orada bir hükümet kuruluyor falan bir kasabada bir hükümet kuruluyor falan. Bu beni çok etkilemişti zaten. Onu yabancı yerli belgelere dayanarak belge. Evet, evet. Öyle yazınca çok o beni keyiflendirdi yani. Evet. Devam ettim sonra. Sonra tarihi unutmamak, günceli yakalamak bu da gerçekten tarihle ilgili bu son kitabınızda da var. Evet. Çeşitli çarpıtmalar ortaya çıktı. Evet. İdeolojik olarak da bir takım şeyleri dönüştürmekle ilgili bu tarihi unutmamak da gerçekten yeni kuşakların, bizim kuşakların çok çok şey öğrendiği bir kitap olmuştu o dönemde. Doğrudur, gerçekten elden bırakılmayacak doğru, bir kitap olmuştu. Doğru. Sonra Hasan Ali Yücel'i anlattınız. Aydınlanma devrimcisi Hasan Ali evet, Yücel'i. Tabii benim için yani çok önemli. 1940'lı yılların bayraklaşan bir ismi. İsmail Hakkı Tonguç'la birlikte. Büyük, çok büyük çok bir isim. Büyük isim. Ha, ben hatta ona şu ismi verdim. Atatürk aydınlanmasının, Atatürk evet. devrimlerinin eğitimdeki simgesi. Simgesi yüzü. Evet. Yani onun evet. şey, o tabii evet. arkadaşları var. Evet. Tonguç'u unutamayız tabii. Tabii. Tonguç hepsi ama o evet. Milli Eğitim Bakanlığı bir simge. Evet. Değil mi efendim? Evet. Yeni mandacılar. Yeni mandacılar da şu tabii manda biliyorsunuz Atatürk mandacılardan çok çekti. Erzurum ve Sivas Kongresi'ne ve sonra. Şimdi yeni mandacılar türedi. Evet, evet. Yeni mandacılar türedi. Evet. Onlarla bir ilişki kurdum. Sonra epeyce 20'den fazla baskı yapan Samsun'dan önce bilinmeyen 6 ay diye yani. Müthiş bir kitaptı bu. Gerçekten okurlar da bunun hakkını verdi. 20'den verdi. Fazla basım oldu. 20'den yani Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasından önceki 6 ayda ne yaptı? 1919'un evet. Ocak Mayıs arası ve evet. 1918'in Aralık ayında itibaren gün aynen. gün ve gerçekten bu kaynaktan yararlanayım, evet. şundan da yararlanayım diye yüzlerce kaynaktan bilim böyle gelişir zaten. Yani, hayır şimdi bu tabii benim biraz da şeyden doğuyor yani şimdi ben bu devrimsel mücadeleler 60 hareketlerinden sonra 1960 27 Mayıs'ta öğrenciydiniz değil mi? 27 Mayıs ya öğrenciydim evet. ve hemen arkasından da kurucu meclis üyesi oldum yani evet. seçimle. Kurucu meclisinden genç üyesi evet. olarak biliyorsunuz evet. değil mi? 27 evet. Mayıs. Yani seçimle geldim yani anayasa yazılı. Evet. Ama sonradan ben gittim siyaset bilimi üzerine doktora yaptığım evet. için evet. bu araştırma yöntemleri evet. ve modelleri evet. Bu kitaplara yansımıştır. Yansıdı evet. evet. Sonra anayasayla sivil darbe 2010'da evet. çıkan kitabını. Ya şimdi anayasa ya sivil bugün de darbe yalnız darbe
Ne demek? Darbe bir yere vurmak. Yalnız askerler yapmıyor ki bunu. Evet. Siviller de yapıyor. Evet. Evet. Liberal ekonominin çöküşü, ulusalcı ekonominin yükselişi. Geçen yıl çıkarttı. Bu tabii çok bilimsel bir kitap. Evet. Yani şimdi bizim orada bir cümle lütfen. Tabii ki. Solculuğum şey yaptı. şimdi orada şunu söylüyoruz. Bu bir 2008 küresel kriz bir milattır diyoruz. Evet. Nasıl 91'de Berlin duvarı yıkılmasını liberaller bir milat olarak gördüler, evet, ve artık komünizm, sosyalizm yıkıldı dediler. Halbuki sosyalizm hiçbir zaman yıkılmaz. Şimdi aynı şekilde 2008 darbesi de liberal ekonominin yıkılışını bir miladı olaraktır. Buradaki yıkılışın, evet, anlamı sarsıntıdır. Evet. Şimdi düşünün, liberal ekonominin temeli şudur. Bırakın yapsın, bırakın geçsin. Bırakın ya herkes istediğini yapsın. Şimdi ona karşı iyi canım bırakın yapsın diyorsun ama ya bu piyasayı birisinin regüle etmesi lazım. Birisinin düzenlemesi lazım. Dediği zaman hayır efendim piyasanın görünmez eli bunu düzenler. Ne oldu? Piyasanın görünmez eli düzenleyemedi. 2008'de başlayan Amerika'da kriz hala devam ediyor. Bakın 2012'ye geldi. 4 yıl oldu, hala devam ediyor. Yunanistan'ın durumunu görüyorsunuz. Arkasından İspanya var. Arkasında İtalya var. Yani bu yaralı bir vahşi hayvanın kudurgan bir biçimde çevreye saldırması olarak yorumlayabiliriz o zaman. Evet. Bu Afganistan, Irak. Devam ediyor. Devam ediyor. Bakın devam ediyor. Suriye'yi gündeme almaya çalışıyor. Bunun devam etmesi, evet, liberal ekonominin çökmekte olduğunu gösterir. Evet. Ha ne olacak? Ne olacak? Yeni devlet daha fazla müdahale ediyor ekonomiye. Evet. Halbuki ekonomiden tümüyle elini çeksin. Çeksin diyorlardı. Şimdi liberaller bile aman kurtarsın diyorlar. Evet. Hatta o kitapta çok ilginç bir şey vardır bana. Bir Harold Tubin'den alınmış bir karikatür var. Şimdi bankayı devletleştirmişler, bankayı. Şimdi diyor ki ortağı, ya iyi fiyata sattık diyor. İyi fiyata sattık ama diyor ruhumuz da satıldı diyor. Yani liberal ekonomi. Evet. Peki bu kadar kafi. Evet, bu kitaplar hep Cumhuriyet kitaplardan. Evet. Çıktı. Cumhuriyet kitaplarda çıkmayan Ödemiş Belediyesi'nin bastığı bir kitabınız var. Siz bir Ödemiş sevdalısınız. Evet. Ulusal Kanal'ın kitap aşkını sürekli izleyenler anımsarlar. Alev Coşkun'un, Yasemin Coşkun'la birlikte gerçekleştirdiği bu araştırmayı Ödemiş'ten Zirveye Tırmananlar adlı bu kitabı daha önce tanışmıştık. Ödemiş'in 12. Belediye Başkanı Ali Aydar Efendi, Anadolu Kaz Askeri Mustafa Fehmi Efendi, Belediye Başkanı Doktor Mustafa Bengüsü, Başbakan Şükrü Saracoğlu, Sosyal Psikolog Profesör Doktor Muzaffer Şerif. Bütün bunlar Ödemişli. Evet. Alev Coşkun da Ödemişli tabii ki. Ödemişli dostlara, abi, Ödemişli aydınlık insanlara, Ödemiş'in aydınlık insanlarına buradan Kuvayi Milliyeci Ödemiş'e selam ve sevgilerimizi iletelim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ve Ödemiş'ten Zirveye Tırmananlar'da 5 Öncünün Öyküsü adıyla, evet, bunu anlattınız. Ödemiş Belediyesi'ne de böyle bir kitabı armağan etmiş olduğu için sizinle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Ödemiş Belediyesi bunu gerçekten minnettarım. Ödemiş Belediyesi bunu toparladı ve bunu şey yaptı. Evet. Ve özgürlük mücadeleleri tarihimiz diyoruz Alev abi. Devrimin ilk karşıtları. Yeni çıktı kitabınız. Daha kitap raflarında yeni görünüyor, evet. Özgürlük ve demokrasi tarihimizin neredeyse 200 yıllık bir geçmişi var diye başlıyorsunuz. Halbuki bizde işte 1946'daki çok partili yaşam dayatmasıyla birlikte demokrasinin başladığını hep demokrasi havarileri anlatıyorlar, söylerler, aktarıyorlar. Halbuki demokrasinin 200-250 yıllık bir şeyi olduğunu, geçmişi var. Geçmişi olduğunu söylüyorsunuz. Ne yazık ki bilinmiyor tarihimizin bu yönü diyorsunuz. Bu tarihimizin bilinmeyen yerlerine yönelmek sizde bir şey oldu herhalde. Şundan dolayı bakın şimdi efendim tarih, yeni bir alternatif tarih yaratılıyor Türkiye'de. Evet. Bir alternatif tarihçilik var. Bunda özellikle bunun üstünde durdunuz değil mi? Şimdi yandaş basın gibi. Yandaş basın kesin olarak. Genetiği değiştirilmiş tarihçiler. Yeni bir tarih. Evet. Şimdi mesela diyor ki bunu yazarken devrimin ilk karşıtları nedir? İşte 1908'deki 31 Mart olayı.
Evet. Şimdi diyorlar ki 31 Mart diye bir şey yok. Menemen diye bir şey yok. Ne ya? Yokmuş böyle bir şey. Evet. Şimdi bunun için hatta bu kitabın en çarpıcı tarafı ve bilimsel tarafı şudur. Evvela bizim bu tarihimizin devrimsel aydınlanma düşüncesi, laik düşünce fikri bugünlerden çıkmadı. Ta Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut'a kadar dayanıyor. Evet. O zaman başlıyor bu yukarıdan aşağı bir takım reformlar. Evet. Bunları görmezden gelemeyiz. Evet. Arkasından birinci meşrutiyet geliyor, 1876 Anayasası. Fakat yaşayamıyor. Evet. Hemen rafa kaldırılıyor. Ve o anayasayı yapan kişi Mithat Paşa'yı Yıldız'da mahkeme ediyorlar. Yıldız'da özel mahkeme. Yıldız özel mahkeme. Evet. Özel evet. mahkeme. Evet. Ondan sonra onu sadrazamlıktan alıyor. Mahkeme ediyor. Dava açıyorlar. Dava mahkemede ölüme mahkum ediyorlar. Taif zindanlarına sürülüyor evet. ve orada boğuluyor. Evet. Ondan sonra da 1951'lerden sonra da Mithat Paşa gelir. Devrim şehidi olarak. Şimdi burada evet. biliyorsunuz. Yani bu İlhan Selçuk'u anlatırken söylediğimiz insanlaşma kavgasının bizim tarihimizdeki 150-200 yıl önceki şimdi bakın, şeyleri adları bunlar. 1876 Anayasa'dan sonra hemen meclis... 1877 Osmanlı Rus Savaşı'yla evet. Şimdi Anayasa'dan sonra meclis kuruluyor. Meclis 5 ay çalışabiliyor. Evet. Ondan sonra meclis 1908'de bir daha açılıyor. Evet. Bakın 1908 evet. 2012 evet. 104 yıl. Evet. 104 yıl Türkiye'nin evet. meclisi evet. 104 yıldır çok ufak aralıklarla evet. kapansa dahi 104 yıldır devam evet. ediyor. Evet. Yani bunu nasıl şey yapalım kardeşim? evet. Bunları bilmezsek evet. biz nasıl demokrasi evet. ama bu demokrasi tarihimizin arkasında aydınlar da var. Şairler var. Evet. Yazarlar Namık var. Namık Kemaller, Tevfik Fikretler, evet. Şinasiler. Evet. evet. Ziya Paşalar. Ziya Paşalar. Onları da koydum evet, buraya. Evet. Ve bu yön bilinmiyor. Bir aydınlanma, çağdaşlaşma, anayasa elde etme tarihidir. Bu aynı zamanda hukuk devleti ve demokratik gelişmenin tarihidir. Bu uzun dönem inişli çıkışlı bir özgürlükler savaşı tarihidir. Eğer yenilik hareketlerinin başladığı 3. Selim'e kadar gidilirse bu tarih 225 yılı geçer diyor. Tabii. Ve bu özgürlük haklar mücadelesinin kimi kırılma noktaları vardır deyip 100 yıl önce İstanbul'da yaşanan 31 Mart karşı devrim ayaklanmasını evet. ve ona o ayaklanmayı bastıran hareket ordusuyla ilgili bugünkü çarpıtmaları ve ters yüz etme çabalarını asıl olarak aktarıyorsunuz. Yani her günahın şeyi bütün günahlar İttihat Terakki'nindir deyip başlıyorlar. Böyle yazıyorlar. Ya İttihat Terakki yaptı diyorlar. evet. Şimdi bir de diyorlar ki efendim mesela bu şeyle başladı. Ahmet Altan'la başladı. Evet. İsyan günlerinde aşk evet. diye bir roman yazdı. O roman bütün tarihçileri sildi attı. Neymiş? 31 Mart'ta bir şey yokmuş. Evet. Efendim askerler birbirleriyle çarpışmışlar falan. Ben de tuttum. Türkiye hakkında, Osmanlı tarihi hakkında eser vermiş. Ne kadar yabancı varsa. Hepsini bak. Bernard Lewis'ten Stanford Shaw'a kadar. Evet. Erik Van Zucker'e kadar. Feruz Ahmet'e kadar. Hepsini kitaplarını teker teker, kimisi İngilizce, kimisi Türkçe'ye çevrilmiş. Bunlar 31 Mart'ta ne demişler acaba? Hakikaten yok mu demişler? Olmayan bir şey hakkında yazmışlar. Yazmışlar mı, yazmamışlar mı? Şimdi geçen gün Sayın Özdemir İnce ile konuşuyoruz. Ya dedi, sen dedi bunu yazacağına dedi, bunlarla uğraşacağına. Şöyle bir cümle sarfesi de neyisi, iyi. Madem 31 Mart yok, arkadaş size 32 Mart verelim. yani alay etmen lazım evet. diyor. Yani bu şeye benziyor. Hani Nazi kampları yok olmadı ha. diye çıktı ya kimi tarihçiler. Ya 20 evet. 20 gün evet. isyan edenler evet. 20 gün İstanbul'u işgal ediyorlar. Evet. Meclisi işgal ediyorlar. Adalet Bakanı'nı öldürüyorlar. Bir milletvekilini öldürüyorlar. Bir deniz binbaşı Ali Kabulü Bey'i Yıldız Sarayı'nın önünde, padişahın önünde parçalıyorlar.
Bu arada 20 kişi ölüyor. Evet. Yaralanları saymıyorum. Böyle bir şey yok denilebilir mi? Evet. Yeşil bayrak, şeriat isteriz. İsteriz. Evet. Ve aynı şey gibi yok. İşte yani onu yazdım ben burada. Evet, ama evet, bakın evet, bu... belge. Bunun içinde belki 600-700 tane dipnot var. Evet. Resimler de koydum. Evet. Resimler de koydum. Belgeli resimlerle. Resimler de koydum yani. Evet. Gerçek dönemle resim. İlgili fotoğraflar. Mesela şimdi bakın. Evet. Bir tane tarihçi diyor ki, çok ilginçtir. Tarihçinin biri, kendisi çok büyük tarihçi sayıyor ve televizyonlara da çıkar bu hanımefendi. Şimdi bu 31 Mart'ı yazarken bir yerde diyor ki, canım harekat ordusu geldi ama diyor, hiç alakası yokken illa bir yerden bir çıkıntı yapacak. Evet. Ama diyor orada diyor bir tane şey diyor, erken harp varmış diyor, Mustafa Kemal'miş diyor, canım o kadar genç yaşta diyor erken harp olur mu diyor. Yani bunu bir ilkokul, ortaokul öğrencisi bunu yazsa tarih hocası bunu çaktırır. Evet. Çünkü Osmanlı'da genç subaya olan, erken harp subayına yani kurmay subaya olan ihtiyaç nedeniyle harp okulundan ilk 5 veya ilk 10 evet, mezunlar, 500 kişi mesela öğrenci var. İlk 10'u alıyor, akademiye gönderiyor. Evet. Hemen. Evet. O akademide başarılı olursa kurmay oluyor. Evet. Mustafa Kemal de 8. bitirmiş. Evet. Şey, galiba 5. bitirdi harp okulunu, İstanbul'da harp okulunu. Oradan akademiye gitti. Evet. İsmet İnönü de öyle, Karabekir de öyle. Evet. Hep şöyle. Evet. Bunu bilmiyor mu yani? Biliyor. İlla bir yerden şey yapacak, çıkıntı yapacak. Ve 31 Mart'la ilgili tarafsız, yansız tarihçiler diyorsunuz ki bu olay modern tarihimizde ilk kez somut olarak görülen ilerici gerici, hatta din devleti laik devlet çatışmasının dışa vurumudur. Kesin. Ve o yıldan bu yıla kadar da, bugüne kadar da hala aynı çatışma devam. Anadolu topraklarında yani şimdi devam ediyor. Bizim evet, bakın ikinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Büyük bir devrim değil mi? Çok büyük devrim evet, tabii. Ve o bir laboratuvardır. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin, Tarık Zafer Tunay'a, anayasa profesörü bize derdi ki ikinci cumhuriyeti bilirseniz bugünü daha iyi anlarsınız. Bugünü anlamak için, çünkü orada bakın İslamcılık, Turancılık, milliyetçilik, evet, Batıcılık, evet, Garpçılık, evet, hep bütün, mesela Akçuroğlu'nun önemli bir kitabı var. Üç tarzı siyaset. Üç tarzı siyaset. Yani evet, bu dönemde bunlar hep. Evet. Bunları burada evet, özetliyorum ben. Evet. Hiçbir şey gökten zembille inmedi. Her şeyin başlangıcı var. 1908 devrimini gerçekleştirenler bir birikimin üstüne oturup bunu gerçekleştirdiler. Tabii. O birikimin üzerine oturanlar, demin de dediniz, Tevfik Fikretler, Namık Kemaller'le birlikte özgürlük ateşleri yandıktan sonra Mustafa şey, Kemal'i doğurdu ve Cumhuriyet'i kazandı. İlhan abinin evet, çok önemli bir sözü var orada. Ben şimdi onu bulabilsem. Ha bakın, yani mesela Namık Kemal şeye giderken, Kıbrıs Adası'na sürgüne giderken evet, ne diyor? Zalim olsa ne rütbe bir perva, yine dünyada zulmü biz yıkarız, merkeze hake atsalar da bizi, küre-i arzı patlatır da çıkarız. Yani zalim ne kadar korkusuz evet, olursa olsun zulmün temelini biz yine de yıkarız. Yerin dibine asalar da bizi evet, orayı da patlatıp çıkarız diyor. Namık Kemal zaten o zindanlarda bile evet, susmayıp. Şimdi İlhan Selçuk demiş ki şeyde bir yazısında, bakın bir yazısında diyor ki Namık Kemal nasıl vatan şairi ise Tevfik Fikret de insan şairidir. Evet, 103. Evet. sayfada. Ve şunu söylüyor. Yazarlar ve şairlerin Türk özgürlükler tarihinde büyük rolü vardır. Evet. Atatürk Namık Kemal'e ve Tevfik Fikret'e çok şey borçludur. Namık Kemal vatan yokken vatan diyor. Tevfik Fikret özgürlük yokken hürriyet diyor. Başka ülkelerde bu yok. Fransa, Almanya gibi değiliz. Biz özgün bir milletiz. Türkiye'yi şairler yarattı. Evet. Bakın İlhan evet, Selçuk söylüyor bunu. Evet. Ve şöyle devam ediyor. Bu Alev Coşkun'un devrimin ilk karşıtları Cumhuriyet kitaplarında çıktı sevgili Ulusal kanalın izleyenleri. İlhan Selçuk şöyle devam ediyor o 104. sayfada yazının evet, devamında. Aynen.
Gerçekten Namık Kemal Osmanlı İmparatorluğu varken vatan üzerine şiir yazıyordu. Tevfik Fikret Osmanlı'da şeriat hukuku geçerliyken müritten, kuldan, tebaadan değil insandan söz açıyordu. Türkiye'yi şairler yarattı. Edebiyatçılarımızın varoluşumuzdaki katkıları çok büyüktür. Ve bunu dedikten sonra ikinci meşrutiyetin ilanına geçiyorsunuz. Evet, evet sevgili Alev Coşkun, şimdi kitabınızla ilgili son, arkasından İlhan Selçuk'la ilgili son birkaç cümle alalım ve İlhan Selçuk'un 1995'teki TÜYAP Onur Ödülü töreninde yaptığı konuşmayı izleyerek programımıza noktayı koyalım. Valla şimdi kitabımla ilgili daha ne diyeyim? Sen teşekkür ediyorum. Burada evet, yakın bu, tarihi bilmek. Bu tarihi ifade ettin çok güzel. Ben de yakın tarihi bilmezsek bugünleri anlayamayız. Evet. Onun için yakın tarihin temel esaslarını bu kitap, şunu iddia ediyorum, ya bir özettir. Evet. Güzel bir özettir. Ta Osmanlı'da başlayan reform hareketlerini ikinci meşrutiyete ve 31 Mart'a kadar getiriyor. Evet. Söyleyeceğim bu. İlhan Selçuk'a gelince, biz İlhan Selçuk'a çok şey borçluyuz. Çünkü İlhan Selçuk bir taraftan aydınlanmacı, bir taraftan sol değerler, bir taraftan da Atatürk ilkelerini birleştiren ve ümmetten, kuldan yurttaş olmaya, yurttaşlığa, vatandaşlığa geçişi sağlayan, çağdaşlaşmanın temellerini özümsemiş ve çok iyi bilen ve teokratik devletten laik devlete geçişin temellerini çok iyi kavramış ve onları bize her gün anlatan bir büyük yazar ve büyük bir devrimciydi. Onu bugün anımsadığınız için ve andığınız için ben de Ulusal Kanal'a ve size çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili İlhan Selçuk'un sözleriyle Türkiye'nin aydınlığının ve özgürlüğünün müthiş savaşımcısı İlhan Selçuk'un kendi sözleriyle noktalayalım sözlerimizi. Evet. Sevgili evet. Alev Coşkun, onun bir en yakın arkadaşlarından biri olarak katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İlhan Selçuk'la İlhan Selçuk'a selam gönderiyoruz. Hoşça kalın, kitaplarla kalın, aydınlıkla kalın. Çok zor bir durumda olduğunu tahmin ediyorsunuz. Onur. Karşılıklı birbirimize onur veriyoruz. Sizin gibi dostlarla bu geceyi yaşadığım için onurluyum. Bir şey söylemek gerekiyorsa, biz çok yakın dostlarız. Sizde kendimi görüyorum. Ve dostluğumuz onun üzerine kuruldu. Onuru insan kavramından ayırmadan düşünmek gerekiyor. Bütün bir tarih insanın insanlaşması tarihidir ve insanın insanlaşmasıyla insan onurlanır. İnsanın dışında ayrı bir kavram değil. Bu dramatik bir kavram da değil. Burada çok sevgili sanatçı dostlar böyle bir geceyi onurlandırdılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bir vesile, bir gerekçeyle buluştuk. O da kitap fuarı. Kitap fuarı adı üstünde kitap fuarı. Kitapların fuarı. Orada buluşan insanlar, kitaplarda buluşan insanlar aydın insanlar oluyor. Erdemli insanlar oluyor. İnsan, insan olarak her zaman, her yerde hangi ırktan, hangi soydan, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi cinsten olursa olsun elbet her şeye layık. Ama tarih bize öğretiyor ki insanın insanlaşması
kolay olmamış. Burada demin sanatçı arkadaşlar bir tek Hamsuz Erektus'un öyküsünü anlattılar. İnsanın dört ayak üzerinde yürürken, yerlerde sürünürken ayağa kalkması bile binlerce yıl istemiş. Ne binlerce, on binlerce, yüz binlerce bilinmeyen bir tarih. Bilinen dört ayak üzerinde yürüyen insanın bir gün dikilmesi. Bugün bir arkadaş yazısında anımsatıyor. Böyle şeylerden pek hoşlanmam ama o anıyı burada ilerlemek istiyorum. Zira Bey'e götürdükleri zaman beni gözlerim kapalıydı bir arabada. Üzerimde bir siyah kalan vardı. Bir yerde araba durdu. Bir bahçenin içinde olduğunu tahmin ettim. Çünkü kapılar açıldı, kapandı. Birisi in dedi. Tabii ellerim ayaklarım bağlı. Ve arabadan inerken önümü görmediğim için ne kadar eğilirsem o kadar görebilirmişim gibi bir sanıyla arabadan iki büklüm indim. Ve birdenbire duyumsadım ki böyle iki büklüm yürüyor gibiyim. Kendi kendime dik dur ulan dedim. Ve dikildim. Şimdi bütün bunları anlatırken tabii güzel anılar olarak insan dile getirebiliyor. Askerlik anıları gibi, arkadaşlık anıları gibi, çapkınlık anıları gibi, işkence anıları da zaman geçince ballanıyor. Biraz da bir gün geçmedi dayla bunları anlatırken sanki işkence görmeyenlere karşı bir ayrıcalığı varmış gibi oluşuyor insan. Ama hayır, böyle değil. İnsan ütük oluyor. Ve nasıl hepimiz korkarsak, sevinirsek, ağlarsak hepimiz sen biri benim. Hepimiz gibi korkarım. Hepimiz gibi kandalaşırım. Hepimiz gibi kaytarırım. Hepimiz gibi akrep olurum. Hepimiz gibi koyun olurum. Hepimiz gibi aslan olurum. Siz de ben bir bütünüz. Ben sizden biriyim. Hiçbir ayrıcalığım olmadığı gibi sizden ayrı olarak hiçbir erdemim de yok. Kendime bu onur ödülüne başlangıçta onur yazarlı ödülüne layık görmedim. Dostlarla, kitap fuarına yeten dostlarla tartıştık. Bir tek koşulda dedim bunu kabul ederim. O da hep birlikte bir eyleme gelebilecek miyiz? Açık oturumlarla, toplantılarla, karşılıklı fikir alışverişleriyle ve benden çok daha onurlu dostlarla paylaşabileceksem o zaman hadi bu işi yapalım. Bir de şurası var. Eksik olmayın. Alkışlarınızla beni yücelttiniz, yönlendirdiniz. Ama önümüzde daha uzun bir hayat var. Hayat bir gün olsa bile gene uzundur. 3 sene, 5 sene olsa yine uzundur. 1 hafta olsa yine uzundur. Çok uzun bir süreç gibi yaşanması gerekir bir gün. O bir günün de bizim hayatımız olduğunu unutmamak gerekiyor.
yeneceğiz. Yeneceğiz, yeneceğiz. Yeryüzü, yeryüzü tarihi haklıların yenilgileriyle doludur. Her farklı yenilgi tarihin bir sayfasını açar. Bu sayfalar değişir, yenile yenile en sonunda yeniye doğuşur insan. Ve bu belki bizim ömrümüzde olmayabilir. Bunu belki görmeyebiliriz ama biliriz. Tarihsel bilinci olan insan bilir. Olayın diğer bir yanı, tarihsel bilinci olan insanın mutlu olmasıdır. Biz mutluyuz. Biz çünkü geçmişten geleceğe yaşamsal zincirlerin hangi halkasında nasıl yaşamak gerektiğini bilen insanlarız. Bizim en büyük mutluluğumuz bilinçli yaşamaktır. İnsan da hayvandan ayıran budur. Ve bizim Anadolu'da biliyorsunuz bir deyim vardır. Çok güldüğü zaman insan, kahkahalarla güldüğü zaman çok güldük, ağlayacağızdır. Yaşanır ya, kahkahayla gözyaşı birbirinin içinde. Ve bu yaşamda tarih öncesinden başlayarak tarih sonrasına kadar insan hiçbir zaman mutluluğu Hollywood sinemalarının filmlerindeki gibi o diye en son yazdığı zaman iki insanın kucaklaşmasıyla noktalayacak gibi yaşayamaz. Biz kendi hayatımızın da ötesindeki hayatların insanlarıyız. Kendimizden öncekilerin de insanlarıyız. Bu akşam burada toplandık. Benim için çok güzel şeyler söylendi. Dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Şükran borçluyum. Çok değerli sanatçılar bizi yönlendirdiler, mutlu kıldılar. Bütün bunlar benim için şükranla karşılanacak büyük onurlar. Her biri bana onur verdi. Ama düşünüyorum, önümüzde daha uzun bir süreç var diye düşünüyorum. Acaba korkuyorum. İdeal yıllar. Keşke liberal olsa.
kapitalistler liberal olsaydı Türkiye demokratik bir ülke olurdu. O zaman aydınlanma devriminin bize sağladığı ışık içinde bizim anti-emperyalist, kemalist devrimi, ulusal kurtuluş savaşımızın aydınlanmanın gereğini yerine getirerek Türkiye'de sömürüsüz bir uygarlık kurma savaşımını yürütmemiz gerekiyor. Eğer şu gerçeği bir daha yinelemek için bu toplantı bir vesile olduysa, ben bu toplantıyı düzenleyenlere, bana bu ödülü verenlere ve bu salonu dolduran onur çiçeklerine şükranlarımı yine de sözlerimi bitiriyorum. Sağ olun.